dersimize sizlerle birlikte diküçgeni işleyeceğiz. Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik üçgen diyoruz. Hemen yazalım şuraya dik üçgen denir. Ve bu 90 derecenin karşısındaki kenara ise hipotenüs diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi Pisagor teoremimiz var bizim. İlk önce şunu bir yazalım. Şimdi burası 90 derece. 90 derecenin karşısındaki şuradaki kenara ne diyecekmişiz? Hipotenüs diyecekmişiz. Peki bu iki kenar ne olur? İki kenar birbirlerine dik olduğu için bunlar üçgenin dik kenarları. Dik kenar. Burası da yine ne olacak? Dik kenar olacak. Tamam mı? Şimdi Pisagor teoremi şöyle. Hipotenüs yani 90 derecenin karşısında ne var? A var. Bu A'nın karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamına eşittir. İşte biz bu teoreme Pisagor teoremi diyoruz. Pisagor teoremi defalarca kullanılarak kenarlarına göre özel üçgenler oluşturulmuş. Mesela bunlardan bir tanesi 3, 4, 5 üçgenidir. Yani bu şu şekilde gelişecek. Bir kenar 3'ün bir katı, diğer kenar 4'ün bir katıysa bu kenarda kesinlikle 5'in bir katıdır. İşte bunları yazacak olursak şu şekilde bakın. Ne dedik? 3, 4, 5 üçgeni bizim Pisagor bağıntımızı sağlar. Yani 5'in karesi 25, 16 ile 9'un toplamı da yine yani bunların kareleri toplamı da yine 25'i verdiği için bakın bunu ne yapıyor? Dik üçgeni sağlıyor. Tabii ki buraya neden katları yazdım, k'leri yazdım? Çünkü bunların katları da geçerli. Mesela 3, 4, 5, 6, 8, 10, işte 2 katı, 3 katı, 9, 12, 15 üçgeni değil mi? Daha sonra 4 katı, 12, 16, 25 katı. Bir de sadece bu şekilde tam sayı katları olmak zorunda değil. Mesela diyelim ki 3 kök 3, 4 kök 3, 5 kök 3 şeklinde ifadeler de karşımıza gelebilir. Ondalıklı da olabilir. Mesela 0 tam onda 3, 0 tam onda 4, 0 tam onda 5 gibi ifadeler de karşımıza gelirse bunların hepsi bu Pisagor bağıntısını sağlıyormuş. Şimdi 3, 4, 5'ten başka olarak mesela ne var? 5, 12, 13 var. Yani 5'in katı, 12'nin katı. Burası da 13'ün bir katıysa bu Pisagor teoremi sağlanıyormuş. Yani hemen ondan da birkaç tane yazalım. Mesela işte 5, 12, 13 üçgeni. Atıyorum 2 katı 10, 24 ve 26 üçgeni. Mesela 24 ile 26'yı gördünüz. Hemen diğer kenarında bunları sadeleştirirsiniz. Dersiniz ki 12'nin 2 katı, 26'nın 2 katı. O zaman bu da 5'in 2 katı da. 13'ün 2 katı. Bu da 5'in 2 katı olmalıdır şeklinde yorumlar yapabilirsiniz ki sorularda da yapacağız buna benzer. İşte dediğim gibi mesela rasyonel katları da olabilir. İşte 5 bölü 2, 12 bölü 2, 13 bölü 2 şeklindeki ifadelerde yine Pisagor bağıntısını sağlayacak. Yine dediğim gibi direkt tam sayı katı olmak zorunda değil bunlar. 5, 12, 13 üçgeninden sonra mesela 8, 15, 17 üçgeni var. 8, 15, 17. Tabii ki bunun katları da yine nedir? Geçerlidir. Genelde bunlarda ezberlemeniz gereken işte 8, 15, 17 üçgeni. Mesela 2 katı, 16, 30 ve 34'ü bil. Daha sonra diğerleri daha büyük karşına gelirse zaten büyük sayılar karşınıza geldiği zaman orada bir bit yeniği var mı? Acaba kenarlarına göre özel üçgenler var mı burada diye düşünerek de sorularımızı bulabilirsiniz. Bir de son olarak 7-24 yani 7'nin katı, 24'ün katı ve de 25'in katı şeklinde bir ifadeyle de karşılaşabilirsiniz. Bu da 7, 24, 25 ikişer katı, ne bileyim ondalık katı, rasyonel katı, köklü katı her şey geçerlidir. Sadece 7, 24 ve 25'in bir katı olsun. Şimdi bunların dışında bir de kenarlarına göre özel üçgenlerde şu var. Şöyle bir kalemimi değiştireyim. Örneğin şöyle bir dik üçgenimiz var. Şimdi buradaki dik üçgenimizde şayet burası A birimse, burası da onun 2 katıysa şu şekilde. Burası da onun küçük olanın kök 5 katına eşit olacak. Yani ekstra bir bilgi olarak bu aklınızda durabilir. Yani bir dik kenar, bir dik kenarın 2 katıysa hipotenüsümüz küçük olanın kök 5 katına eşit olacak. Yani unutursak da ne yaparız? Tabii ki Pisagor bağıntısını biliyoruz. Pisagor bağıntısını kullanarak bunları bulabiliriz. Bir tane de şöyle bir şey var mesela. Mesela burası 9'un bir katı, burası 40'ın bir katıysa hipotenüste 41'in bir katı olacaktır. Bunun dışında sizin de aklınıza gelen varsa yorumlara yazarsanız oldukça memnun kalırım. Evet, hadi sorularımıza geçelim.
Pisagor bağıntısını geliştirmek adına şöyle birkaç tane soru çözelim. Mesela birinci soruda diyor ki yanda verilenlere göre x kaçtır? Şimdi ne yapacağız biz? 90'ın karşısında ne var? 10 var. O halde 10'un karesi eşit olacak diğer ikisi. Yani 5'in karesi ile x'in karesinin toplamına. 10'un karesi nedir? 100'dür. 5'in karesi 25'tir. Artı burası x kare oldu. 25'i karşıya atarsam 75 kalır. O da x kare oldu. Yani şuradan devam edeyim. X kök 75 çıktı. Tabi böyle bırakmayalım. Bu 25 ile 3'ün çarpımıdır. O halde 25 de 5 diye çıkacağı için burası 5 kök 3 şeklinde halde değerini alır. Şimdi diğer soruya baktığımızda ise burada da yine yanda verilenlere göre x kaçtır diyor. Yine biz ne yapacağız? 90'ın karşısındakinin karesi yani 2x eksi 1'in karesiyle işe başlayacağız. Buradan x artı 5'in karesi artı 5 olduğu için 5'in karesi şeklinde yazacağız. Burada da birincinin karesi 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4x artı ikincinin karesi de 1 eşittir. Buraya baktık. Yine birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ikincinin karesi şeklinde oldu. Bir de şu yanında ne var? 25 var. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bu x kareyi karşıya atarsak ne oluyor? Bakın 3x kare oluyor. Sonra 10x'i karşıya atarsak eksi 14x oluyor. Burası da 50. 50'yi de karşıya atarsak eksi 49 eşittir 0 şeklinde bir ifade kalıyor. Şimdi burada normal şartlarda çarpanlarını ayırarak değer verebilirsiniz. Ya da buradan x yerine hangi değeri verirsem bu sonuç sağlanır şeklinde de söyleyebiliriz. Tabii ki çarpanları ayırmayı daha ayrıntılı ileriki dönemlerde işleyeceğimiz için x yerine bir değer vermek mantıklı olacaktır. Şimdi bir kere hem burayı sağlayacak hem de buraya baktığımda mesela özel bir üçgen vardı hatırlarsınız. Neydi? 5, 12, 13 üçgeniydi. Acaba bura beşken buranın 12 olması için 7 yazdığım takdirde burayı da 7 olarak yazdığımda burası da 13 oluyor mu? Oluyor. Demek ki ben buraya 7 yazdığımda bakın sağlayacak mı? İşte 3 çarpı 49 olur burası. Eksi işte 14 çarpı 7 olur. Bir de eksi 49 da burada var. Bunun sonucunda yine 0 olduğunu gördüğümüzde buradan işlem yapabiliriz. Dediğim gibi ileriki dönemde bunu çarpanlarına ayırarak 10. sınıfta hatta daha kolay işlem yapacağız. Şimdi gelelim buna. Burada da yine ne yapıyoruz? 90'ın karşısında x var. O halde x'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 oluyor. X kare de eşittir. Buradan ne çıkıyor? Bakın 45 çıkıyor. O zaman x'imizi 45 kök 45 olarak buluyorum. 45 de nedir? Bakın 9 ile 5'in çarpımı. 9 da dışarıya çıkar. 3 kök 5 şeklinde olur. Bir hatırlatma yapalım. Bir kenar bir kenarın şu şekilde bakın. 2 katıysa bu küçük olanın kök 5 katına eşitti. Biraz önce söylemiştik. O zaman bu da 3 kök 5 şeklindeki halini alır. Bunu da yine yapalım. Burada karşıda ne var? X artı 4 var. X artı 4'ün karesi eşittir. Yine x artı 2'nin karesi artı x'in karesi. Burada da yine dediğim gibi özel üçgen var mı diye kontrol edebiliriz. Şuradaki soruda olduğu gibi. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 8x olur. Artı ikincinin karesi. Buradan da yine birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ikincinin karesi. Bir de ne var burada? X kare var. Bir tane x kareler şöyle gitsin. Sonra burada ne kaldı? X kare kaldı. Bunu karşıya atarsak eksi 4x oldu. Bunu da karşıya atarsak eksi 16 eşittir 0 oldu. Şimdi burada da yine 8. sınıftan da tam kare midir değil midir diye düşünebilirsiniz hatırlarsanız. Ama burada şimdi şuna da baktığımızda burayı da sağlayacak şekilde x'e değerler verebiliriz. Tabi test çözüyorsak şıklardan yararlanabiliriz buraya kadar geldikten sonra. Dediğim gibi bunun çarpanlarını ayrılmış halini önümüzdeki dönemde işleyeceğiz. Şimdi mesela diyelim ki ben burada x'e yani şurada şuradan da aklıma geldiği kadarıyla bunu 6 desem 2 fazlası 8 4 fazlası ne olur 10 6 8 10 üçgeni. O zaman bakın burada 6 sağlıyorum 6 koydum 36 eksi 6 koydum 24 eksi 16 şurası da ne oluyor bakın. Burada şurada bir hata yapmışım arkadaşlar. Şuradaki 4'ü bu tarafa aldığım zaman burası artı 12 değil mi? Şöyle pardon bunu bu tarafa attığım zaman burası eksi 12 olacak. Yani şurası eksi 12 olacak. Şu kısım zaten bakın eksi 36 oluyor. Bunun da bu gittiği zaman da yine sıfırı eşitliyor. Zaten şurada da değer vererek ne yaptık? Sonucumuza ulaşmış olduk.
Burada iki tane sorumuz var. Diyor ki yukarıda verilenlere göre x kaçtır diyor birinci soruda. Bakın burada bir tane şurada bir diklik var. Bir tane diklik de burada var. Şimdi ben bunu şu şekilde ortadan ikiye ayırırsam iki tane dik üçgeni elde ederim. Ayırdığım kenara da a desem. Buradan bu a'yı bulsam daha sonra şunları kullanarak tekrardan x'e ulaşsam çözümüne de ulaşmış olurum herhalde. Gelelim şimdi buraya. Şimdi burası a'nın karesi. Eşittir 5'in karesi 25 olur. Artı buradaki 5'in karesi de yine 25 olur. Buradan A'nın karesi eşittir 50 olarak bulunur. A da buradan kök 50 oldu. Tabii ben bunu 5 kök 2 diye dışarı çıkarabilirim ama çıkarmayacağım şimdi. Çünkü zaten bana A kare lazım şurada. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. Burada hipotenüsün karşısı yani hipotenüs A 90'ın karşısı A kare olacak. Eşittir X'in karesi artı 7'nin karesi. O da 49 oldu. Şimdi kök 50'nin karesi yani A kare nedir? 50'dir. O halde buraya 50 eşittir X kare artı 49 yazdık. Geldi burası 1 eşittir x kareden x'imizi de 1 olarak aldık. Tabi eksi 1 neden olmuyor? Çünkü bu uzunluk birimi. Tamam mı? Yani eksi 1'in karesi evet yine 1 olur ama uzunluk ölçü biriminde eksi 1'i kullanamayız. Buradaki sorumuzda da ne yapabilirim? Şimdi x'e ulaşabilmek için. Birincisi burayı bulabilirim. Burayı bulduktan sonra tamamını kullanarak x'i elde edebilirim. Tabii ki açılarına göre özel üçgenlerde burası 5, burası 5 kök olduğunda buranın da ne olduğunu bir öğreneceğiz ileriki videolarda. Şimdi ben buraya bir a diyeyim şimdilik. Buradan hipotenüsümüzü uygulayayım. Şimdi 90'ın karşısı ne var? 5 kök 2'nin Pisagor bağıntısını uyguluyorum. Karesi 5'in karesi artı a'nın karesi. Şimdi burası 5'in karesi 25, kök 2'de nin karesi 2 olduğuna göre burası 50 olur. Eşittir burası da 25 artı a kare oldu. Aldık bu tarafa. 25 eşittir a kare. Yani a'mız yine 5 çıktı. O zaman a'ya da ne diyelim? 5 diyelim. Şimdi bu a 5 ise şayet hemen şu aklımıza gelebilir. Burası 5. 5 ile 7'nin toplamı 12. 5, 12 ne üçgeni vardı? 13 üçgeni vardı. Yani Pisagor bağıntısını bir daha kullanmadan özel üçgenleri kullanarak, kenarlarına göre özel üçgenleri kullanarak sonucumuza hızlıca ulaşabiliriz. Burada da iki sorumuz var. Bu iki sorumuzu da çözecek olursak bakın böyle merdiven tipi bir ifade vermiş bize. Yukarıda verilenlere göre AB'nin en kısa mesafesi nedir diye soruyor. AB'nin en kısa mesafesi nedir diye soruyorsa yani aslında A'dan B'ye bir doğru çiziyorum bakın. Buradaki doğrunun uzunluğunu soruyor. Şimdi buradaki doğrunun uzunluğunu bulabilmem için şöyle davranmam lazım. Madem bunlar birbirlerine dik, bunları şu şekilde indirip burası 7 santimse burası da 7 santim, burası 6 santimse burası da 6 santim olacak şekilde göstermem lazım. Şöyle kalemimi değiştireyim. Bakın bunu da tabii bunlar dördü de birbirine dik olduğu için burası da dik olacak ve aslında benden ne istiyor? Şuradaki dik üçgenin, değil mi? Dik üçgende bir Pisagor bağıntısı kullanmamı istiyor. Şimdi burada yapalım. Şuranın toplamı. Şimdi şöyle dik üçgenimi şuraya çizeyim. Burası ne olacak? 8 olacak. Şuranın toplamı 15 olacak. Bana zaten buradaki mesafeyi soruyor. 8, 15 ne üçgeni vardı? 17 üçgeni vardı. Şimdi diğer sorumuza baktığımızda ise yukarıda verilenlere göre x kaçtır demiş. Şimdi x'i bulabilmem için şu uzunluğu bulmam lazım. Buradaki uzunluğun tamamını a diyecek olursak Pisagor bağıntımızdan a'nın karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 2 kök 15'in karesi olacak. Buradan a kare eşittir. 4 kere 4 16. 16 3 ile çarparsak 48 oldu. Burada 4 oluyor. 4'ü de buradaki 15 ile çarparsak 60 oldu. Yani a kareyi ne bulduk? 108 bulduk. Yani a'mızı da kök 108 olarak yazmış olduk. Şimdi ben bunu 2'ye böleceğim için kök dışına bir çıkaralım. 108 36'nın kaç katıdır? 3 katıdır. Öyle değil mi? Peki o zaman demek ki bu 6 kök 3 diye dışarıya çıkabilir. Madem buradan buraya kadar 6 kök 3, bunlar da iki eş parça ayırıyorsa burası 3 kök 3 olacaktır. Burası da 3 kök 3 olacaktır. Şimdi yapmam gereken şey şu. Şuradaki Pisagor bağıntısını kullanacağım. 90'ın karşısında x var. Yani x'in karesi eşittir diyeceğim. Kök 3'ün karesi 3. Artı 3 kök 3'ün karesi ise 27 oldu. Buradan x kare eşittir 30 çıktı. X de kök 30 şeklinde hesaplandı. Bu da tabii ki kök dışına çıkamayacağı için bu şekilde kalır. İzlediğiniz video ile ilgili soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından sıradaki videoyu izleyerek konu bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Dersimi beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.